Göreceksiniz Betüş Hanım. Göreceksiniz Eda Hanım. Madem ki bunca sihir denedikten sonra hala kocalarınızı terk etmediniz ve onları boşamadınız, biz de şimdi tersini yapacağız. Duyduğuma göre fani erkekler kıllı kadınlardan hiç hoşlanmazlarmış. Onları pis ve iğrenç bulurlarmış. İşte biz de bunu deneyeceğiz şimdi. Evet. Şu sihiri yapalım bakalım. Başarılı ve bozulmaz bir sihir oldu. Şimdi bu birazdan muhallebi kıvamına gelince de bunu yediniz mi ormandaki gorillere döneceksiniz. İyi ki sihirli küre diye bir şey var da yediğin haltları yakalatıyor. Madem ki bu defaki sihirim bu, o halde o muhallebiyi sen yiyeceksin Duducuğum. Ne? Aç ağzını. Aç ağzını, yut şunu. Yut şunu. Çek şunu. Ay saçmalama Perihan. Ya sen saçmalarken iyi ceza alırken kötü. Hem sen beni nasıl bir zamanlar kıllı yapmışsın. Bakalım sen nasıl kıllı görüneceksin. Bu bozulmaz bir sihirdi. Ne yaptın bana Perihan? Cadılar götürsün seni Dudu. Cadılar götürsün şu halimize bak. Şu halimize bak. Neler oluyor orada? Dur bir dakika dur. Selam hayatım. Ha? Merhaba anneanne. Bir şey mi izliyordun? Evet, seyrediyordum. Ben sana daha fazla engel olmayayım. Annen oralardaysa çağırsana bakayım. Bir dakika. Anne. Bir dakika salona gelir misin? Şu işimi bitireyim geliyorum. Şimdi gel. Ne oldu? Yine anneannem televizyonumuzu ele geçirdi. Ay yine ne istiyormuş? İşte orada. Ne var anneciğim? Ay ne güzel bir selamlama bu böyle. Anne biliyorsun öyle birdenbire televizyonun içinde belirmen hiç hoş değil. Ben de eve normal şartlarda gelebildiğim zamanlar bunu yapmamaya çalışıyorum biliyorsun. Şimdi gelemiyor musun? Gelemiyorum tabii. Şatoya gelirsen ne halde olduğumu görürsün. Tamam geliyorum. Hadi. Hadi Toprak yürü anneannene gidiyoruz. Ben oturup çizgi filmimi seyredeceğim. Canım orada seyredersin. İki saniyesini görmesen ne kaybedeceksin? Hadi. Hayır dedim. Aman iyi tamam peki. Yaramazlık yapmak yok ama. Tamam. Dudu kalksın da söyleyeyim, sihirli aynasını kullanmadığı zamanlar televizyon kanallarını ayarlasın ki ben de böylece bomboş oturmaktan kurtulayım. Hem dışarıdaki dünyada neler oluyor haberim olur. Selam baba. Selam kızım. Hayrola, bu kadar erken şatoya gelmezdin sen, ne oldu? Annem çağırdı. Aa, uyanmış mı? Bu sabah hiç yanıma inmedi. Aa, öyle mi? Demek ki bir aksilik var. En iyisi ben yukarı çıkıp ona bir bakayım. Bak kızım bak. Dudu söz konusu olunca ne zaman aksilik yok ki? Anne, hasta mısın? Sayılır. Ateşin mi var? Ne oluyor? Ben yaptım canım. Özür dilerim ama mecburdum. Aa,
Perihan teyze, size ne oldu böyle? Annen yaptı. Üstelik bu sihiri hiçbir periye bozduramadım. Şu halime bak. Ne? Ya anne, ben sana inanamıyorum. Ya yine mi ben ve Betüş'le uğraşıyorduk? Ve kocalarımızla. Perihan teyze olmasa Betüş'le ben sonsuza kadar birer goril gibi mi gözükecektik? Eda, sana yalvarıyorum. Ne yap yap, araştır, soruştur, beni bu durumdan kurtar. Yapamam. Yalvarırım. Hem Perihan teyze nerede? Ne bileyim, kendini kurtarmaya gitti herhalde. Ama kurtaramadı anne. Ah, senden de özür dilerim kızım. Yap yap, özür dile. Utanmaz Dudu. Şu halimize bak. Şu halimize bak. Sonsuza kadar böyle kalacağız. Daha da kötüsü, bir gorile benzediğim için 2090 yılındaki periler heyeti başkanı seçimlerinde peri halkı beni eleyecek. Perihan teyze, bu bozulmaz bir sihirmiş değil mi? Maalesef. Ay, kitaplarda bu sihri bozacak bir bilgi yok. Ama mutlaka her şeyi eski haline getirecek bir sihir vardır. Senin bir fikrin var mı peki? Buldum. Ne? Çok basit bir şeyi atladık. Çabuk çabuk söyle. Zamanda geri gideceğiz. Tabii ya. Bu sabah Dudu'nun uyuduğu saate geri dönersek, Dudu uyanmadan bütün sihirlerini ondan geri alırım. Böylece bütün olup bitenler ve olması muhtemel tehlikeler ortadan kalkar. Zaman ileriye aksın. İleri mi? Evet, aklından geçen zamana gidelim ve bir daha ben istemedikçe geri dönmeyelim. O benim sihirlerim.